Merhaba arkadaşlar. Bugünkü arızamız kaçak akım rulesi atıyor, tutmuyor. Bu arızayı çözeceğiz arkadaşlar. Daha önce ben size dükkanda, kendi mekanımızda sigorta kutusu toplayıp misal olarak anlatmıştım. Bugün sizlerle birlikte çözeceğiz arkadaşlar. Şöyle sigorta kutusuna yanaştıralım kardeşim. Şimdi arkadaşlar sigortayı attığımız zaman sigorta tutmuyor. Gördüğünüz gibi atıyor. Şimdi biz burada ne yapıyoruz? Sigortaların hepsini tek tek indiriyoruz arkadaşlar. Sigortaları indirdikten sonra parmağımız girmediği için buraya kontrol kalemiyle kaldırıyorum. Bizi kaldırdık. Arıza şuradaki sigortada arkadaşlar. Şimdi biz burada şöyle yapacağız. Arızayı bulduk. Yani şimdi sigorta kutusunu açacağız. Buradan bu linyeye bakacağız arkadaşlar. Nereye gittiğine dair. Sigorta kutusunun kapağını sökmemin sebebi bazen çift linye girişi verebiliyorlar. Ben bunu kontrol etmek için açtım bunu. Şimdi biz elektrik olmayan yeri bulacağız. Elektrik olmayan yerdeki cihazlara bakacağız. Arıza neden kaynaklandığını. Burada şu an çift linye bağlantısı yok. Sigortanın şimdi nereye gittiğini bulacağız. Arkadaşlar şu an mutfakta elektrik yok. Daha önceki videolarda belirttiğim gibi ekseri kaçak akım rölesinin attığı yerler ya banyodur ya da mutfaktır ama %80 mutfak kaynaklı oluyor. Çünkü beyaz eşyalarımız var, fırınımız var. İşte temizlik sırasında cihazlara su kaçabiliyor. Öncelikle biz burada bulaşık makinesinden başlayacağız. Bulaşık makinesine fişinde aşırı şekilde ağır bir koku var. Ben tahmin ediyorum ki bunun fişinde bir sıkıntı var. Şimdi biz sigortayı tekrar kaldıracağız. Diğer cihazlara da önce bunu bir kontrol edeceğiz. Ondan sonra diğerleriyle devam edeceğiz. Attı. Atmaya devam ediyor. Şöyle bir problem var. Uzatma kablo gibi arkadan bir kablo çekilmiş. Zannedersem ki ankastır fırından alınmış. Şimdi burayı da sökeceğiz. Maalesef bu tür arızalarda bütün cihazları kontrol etmemiz gerekiyor. Dolap yapmaz normalde ama her ihtimale karşı çekeceğiz. Değil mi? Bir yukarı çıkalım mı müsaitse? Tamam. Arkadaşlar buradaki lambadan da şüphelenebiliyoruz. Çünkü paslanma var. Lambanın içine su girmiş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ıslanmış. Şimdi biz tekrar sigortayı kaldırıp tekrar kontrolümüzü yapacağız. Tabii emin olabilmek için buradaki hattın birini sökmemiz gerekiyor ki eğer kremasyon bir geçiş varsa yine sigorta atacaktır. Attıracağını pek zannetmiyorum ama hemen attı. Şimdi sökeceğiz. Şu üçlüler bazen sıkıntı yapabiliyor. Allah Allah. Yani sökmediğimiz neresi kaldı ki?
Arkadaşlar arızamızı bulduk. Arızamız şimdi burası çatı katı bir daire arkadaşlar. İki katlı bir yer. Kombiye baktık, bir sıkıntı yok. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesinin hepsini kontrollerini sağladık. Herhangi bir sıkıntı yok arkadaşlar. Burada sıkıntımız şu ampulden çıktı. Buranın ampulünü taktığımız zaman 1 dakika yanıyor. 1 dakika sonra sigortayı attırıyor arkadaşlar. Bu ampulün değişmesi gerekiyor. Dediğimiz gibi kaçak akım rolesini bazen ampul bile attırabiliyor arkadaşlar. Arızamızı tespit ettik. Arızamızın sebebi ampulün arızalı olması. Yanıyor ama yandıktan birkaç dakika sonra sigorta atıyor. O yüzden lambayı söktük, iptal ettik. Yani yeni ampul takılacak arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.